Uyku bozuklukları, ruhsal kökenli rahatsızlıkların kaynağı çoğu zaman üst üste yaşanmış acı olaylara dayanıyor. Son yıllarda dünyanın pek çok bölgesinde uygulanan enerji seansları bu konuda kişilere destek hizmet veriyor. Bunlardan biri de geçmiş yaşam terapisi. Peki bu yöntem nasıl uygulanıyor? Haberimizde. İlgili rahatsızlıklarla gelen oldukça fazla mutsuzluk, hayatı bağlanmada kopukluk gibi konular oldukça fazla. Biriken sıkıntılar, acı hatıralar, ruhsal rahatsızlıklara zemin hazırlıyor. Geçmiş yaşam terapisi bu durumdaki kişilere destek oluyor. Ofise geldiklerinde Reiki, geçmiş yaşam terapisi yöntemlerini kullanarak onların bu enerji alanlarına seans esnasında ulaşarak, onlarla gerekirse konuşarak, onların bilinçaltı kayıtlarına ulaşarak, gerekirse onlarla konuşmadan o enerji alanına ulaşarak, orada blokaj dediğimiz yani bloke eden enerjilere ulaşarak veya bilinçaltındaki kodlamalarından kaynaklı tıkanıklıkların nerede olduğuna ulaşabiliyorum. Sorunun kaynağı ortaya çıkarılıyor. Sonrasında ise o problemle mücadele etmek çok daha kolay oluyor. Bu yaşadığı bir an olabiliyor, bir deneyim olabiliyor, geçmişinde yaşamış olduğu bir travma enerjisi olabiliyor. Bu anı, bu söylediğim hipnoterapi veya yöntemlerini kullandığımızda oradaki yaşanan, travma yaratan duyguyu dışarı çıkartabiliyoruz. Ben şu anda yaklaşık 4 seans aldım. Kendimi eskisine seans almadan önceki halime oranla çok daha iyi, çok daha hayatla başa çıkabilecek bir noktada farkındalığı yüksek ve çok daha enerjik hissediyorum. Evet, biz böylelikle haber bültenimizin sonuna geldik. Birazdan spordaki gelişmeler için Nihan Cabbaroğlu'na gideceksiniz.